Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz potansiyel müşteri oluşturma, müşteri adayı funnel'ı. Yani çevirilerde kimi yerde müşteri adayı olarak çevriliyor, kimi yerde de potansiyel müşteri olarak çevriliyor. Ama önemli değil. Lead generation ya da işte müşteri potansiyel müşteri oluşturma, lead generation konusu bu. Şimdi öncelikle tabii hemen burada birazdan oluşturacağız. Yani bir müşteri adayı funnel'ı oluşturacağız. Ama ondan önce neden böyle bir funnel'a ihtiyacımız var? Şimdi sevgili arkadaşlar, bir müşteriye satış yapılabilmesi için 7 kez dokunmak gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum, bunu uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla da bu 7 kez dokunmak için de, yani şöyle bir şey, sizi hiç tanımayan bir kişiye siz 5.000 TL, gel ben danışmanlık veriyorum diyerek satamazsınız. Çünkü insanlar sizi önce tanıması gerekiyor. Bakın, önce tanıması gerekiyor, sonra beğenmesi gerekiyor, sonra güvenmesi gerekiyor ve sonra da satın almayı yapması gerekiyor. Bu aslında her türlü ürün için geçerli. Yani bilgi ürünleri için de bu şekilde. Onun dışında e-ticaret ürünleri de, yani fiziki ürünler için de bu geçerli. 4 tane aşamadan geçiyor. Bu aşamalara biz müşteri yolculuğu diyoruz. Yani ben şu anda potansiyel müşteri oluşturma funnel'ından önce bunun bir mantığını açıklamak istiyorum. Şimdi yani nedir bu? Yani bu aşamalar nedir? Bunu şimdi ben benim yazdığım daha doğrusu yazıyor olduğum bir kitaptan da aslında buna biz müşteri yolculuğu diyoruz. Yani müşteri yolculuğu diyoruz. Müşteri bir satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bir yolculuğa çıkıyor ve sizi hiç tanımayan insanlar biz bunlara soğuk kitle, ılık kitle, biraz tanıyanlara ılık kitle ve sıcak kitle olarak söylüyoruz. Yani bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Konu bu değil. Konu funnel'ı nasıl kuruyoruz? Çünkü bu eğitimi alan kişiler arasında bunları bilenler var ama hiç bilmeyenler de var. Tabii A'dan Z'ye dediğimiz için de bu konulara bir parça olsun. Hiç değilse hani mantığı nedir? Şimdi bakın, burada bu Russell Brunson, yani bu kişinin ClickFunnels, zaten bu aslında funnel mantığında kurucusu olarak tanınan bir kişi. Bunun bir değer merdiveni dediği bir şey var. Onu da bir hikayeyle anlatıyor. İşte önce diş hekimine gitmeden önce işte ücretsiz gelin bir dişinize bakalım diyorlar. Russell da gidiyor. Önce dişine bakıyorlar. Sonra dişinizi beyaz gözükmüyor. Yani dişinizin beyazlatılması ister misin diyor. Öyle bir teklifte bulunuyor. Daha sonra işte dişlerinin yapısı bozuk, onları düzeltelim diyor. Ondan sonra da işte şu ilacı kullan falan filan. Yani nedir burada? Önce ücretsiz bir ürünle ilk kez bir müşterinin karşısına çıkma olayı. Bunun için de potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek için funnel'ı kullanıyoruz. Konu dediğim gibi çok ayrıntılı. Bunları zaten kitabım yakında çıkacak. Orada da ayrıntılı bir biçimde okuma fırsatı umarım bulabilirsiniz. Hemen funnel'a geçtik. Şimdi burada funnel'ları tıklıyoruz. Yeni bir tane funnel oluştur diyoruz. İsterseniz Türkçe yapayım. Hani Türkçe bilmeyenler olabilir. Türkçe oluştur, yani bir tane funnel oluştur. Nasıl bir funnel oluşturmak istiyorsun diyor. Bir kitle funnel'ı oluşturmak istiyoruz. Yani nedir? E-posta adreslerini topluyoruz. Data toplama sayfası da diyoruz. Potansiyel müşteri oluşturma sayfası da diyoruz. Tamam, burayı tıkladık. Buna bir isim verelim. Deneme potansiyel müşteri funnel'ı. Bu funnel genelde iki sayfadan oluşan bir funnel arkadaşlar. Burada Amerikan dolarını seçsek de olur, seçmesek de olur. Planınızın sınırını açtığınız daha fazla kaynak oluşturmanıza olanak sağlayacak yeni bir plan seçmek için tıklayın. Burada tabii 3 taneden fazla funnel ücretsiz pakette oluşturmamıza
izin vermediği için bir funnel'ı siliyoruz ve buradan tekrar yeni bir funnel, potansiyel müşteri funnel'ı diyelim. Buradan seçerek oluşturuyoruz. Evet, şimdi burada Squeeze Page ya da kağıt sıkıştırma diye çeviriyor ama işte nedir? Yani işte böyle bakın bir sayfadan oluşan bir ücretsiz ürünleri sunduğumuz bir şey. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela diyelim ki benim web siteme gittiğimiz zaman orada daha önce bu potansiyel müşteri funnel'larının nasıl oluşturulduğunu size göstereceğim. Mesela diyelim buraya girdiğim zaman burada benim ücretsiz internet biraz yavaş. Burada ücretsiz benim e-kitaplarım var. Bakın bunlar işte bu potansiyel funnel için yapılan şeyler. Mesela diyelim bunlardan herhangi bir tanesine girelim. İşte gördüğünüz gibi nedir bu? Bir sayfadan oluşan bir şey. 43 farklı Facebook reklam örnekleri. Bu hazırlamış olduğum bir e-kitap. Burada gördüğünüz gibi amacımız e-posta adresini toplamak. Neden bunu yapıyoruz? Daha sonra e-posta marketing yapabilmek için e-posta adreslerini burada topluyoruz. Burada nelere dikkat etmemiz lazım? Ya bu sayfanın hazır. Bu nedir? Bu yani nedir şeyleri? Yani ücretsiz verebileceğimiz şeyler neler olabilir? Raporlar olabilir. Efendim işte ücretsiz e-kitaplar olabilir. Ücretsiz bir toka gönderebilirsiniz e-ticaret için. Veya işte ne bileyim yani tabii alakalı bir ürün, asıl satmak istediğiniz ürünle alakalı bir ürün yapabilirsiniz. Mesela nedir? Bayanlar için ayakkabıyla çantanın aynı renk olması gerekiyor. Burada tabii çanta gönderemezsiniz ama hani bir kombin yapacağı bir işte şaldı bir şeydi onu ücretsiz olarak verip oradan ilgi çekip oradan da daha sonra bakın bu şalı aldınız ama bu şalı kullanabileceğiniz kombinler şunlardır deyip bu şekilde bir şey yapılabilir. Ya da işte nedir başkaca yaptığımız şeyler tripper deniliyor. Türkçesini bilmiyorum. O da yani ücretsiz artı kargo nedir? İşte bir e-kitabı şey. Tamamen ücretsiz 250 sayfa hazırlamış olduğum e-kitabı size sunuyorum dersiniz ama sadece kargo bedelini gönderin. Hani fiziken size kitabı ücretsiz olarak göndereceğim gibi bir şey de yapılabiliyor. Bu tip çeşitleri var. Buradaki amacımız tek bir amacımız var. E-posta adreslerini toplamak. Neden e-posta adreslerini topluyoruz? Çünkü e-posta pazarlama yapmak için halen şu anda en ucuz pazarlama yani daha doğrusu en çok getiriye sahip e-posta pazarlama olduğu için bu konulara da girmek istemiyorum. Yani konu uzun olduğu için şu anda buradan şablonlardan bir tanesini seçip hemen yolumuza devam edebiliriz. Yani burada varacağımız nokta yani böyle bir şeye bir sayfaya ulaşmak. Tabii buradan girdiğiniz zaman ne olacak? İşte şeyimizi gönderiyoruz diyecek. Buradan mesela diyelim ki yani çok fazla bu videoyu aslında uzatmanın bir anlamı yok. Buradan herhangi bir tanesi mesela şunu select diyelim. Bunu seçiyoruz. Burada örnek potansiyel diyelim. Örnek potansiyel diye oluşturalım. Buradan hemen tabii bu sayfanın düzenlenmesi gerekiyor. İşte arka resmi buradan düzeltebilirsiniz. Arka resmi buradan tabii herhangi bir resim yüklü değil. Buradan işte sağlıklı yaşam için 10 adım ücretsiz kitap. Bu şekilde ücretsiz e-kitap basamıyorum ücretsiz e-kitap şeklinde burada işte bu şekilde bunu
Burayı da doldurabilirsiniz. İşte burada da form var. Formu buraya ekliyoruz. Formu buraya ekledikten sonra buradan tabii ki bu formun nereye gidecek? Yani diyelim ki burayı tıkladığı zaman buradan bir sonraki adıma gidecek ve oradan Open URL veya işte Send Form tabii ki formu bir yere gönderecek ve orada müşterilerimizin birikmesi gerekecek. Yani potansiyel müşterilerin birikmesi gerekecek bu şekilde. Şimdi buradan diyelim ki şunu doldurduk. Buradan doldurduk. Buradan hemen tıklıyoruz. Gösteriyorum yani buradan nereye gittiğini göstermek için. Evet, burada bir gördüğünüz gibi teşekkürler sayfasına geliyor. Tebrikler, e-kitabınız e-posta adresinize postalandı. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz. İşte gelmediyse dönüş yapınız falan filan. Böyle bir sayfa hazırlıyoruz ve diğer ürünlerimizi de burada bu şekilde sunabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi sadece iki sayfadan oluşan bir potansiyel müşteri oluşturma funnel'ı bu şekilde kurulmuş oluyor. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.